Merhaba selamlar hoş geldiniz dostlar. Bugün günlerden Rise Online. Niye mi? Çünkü 26 Ocak'ta 2 adet daha server geliyor. Çalışan demir pas tutmaz. Dostum nereye girsem karşımda Rise Online. Instagram'a giriyorum Rise Online reklamı var. YouTube'a giriyorum Rise Online reklamı var. Adamlar her yere reklam veriyor. Niye? Dünyanın en iyi, en büyük içeriğini de yapsan reklam vermediğin sürece hiçsin. Oyun yapımcıları bunun bilincine varmış durumda ve her yere reklam veriyorlar. Kanala abone olup beğenmeyi unutmayın. Devam edelim. Arkadaşlar oyunda bir tane server var. 26 Ocak'ta iki tane daha eklenecek. Ben oyunu 3 ay kadar oynadım. 2 ay para kastım. itemimi yaptım. Az çok kendimi böyle ilerletebilecek kadar item yaptım. Daha sonra premium'u yükseltip level kasmaya başladım. 80 level oldum. 80 level olunca oyunu bıraktım. 3 aydır oynamıyorum. Ben sürekli bir oyunda takılmayı seven bir insan değilim. CS2 çıktı. CS2 biliyorsunuz bağımlılık yapıyor. Bende de yapıyor. Herkes de yapıyor. CS2'ye daldım. CS2'den çıktım. PES'e geçtim. Şu anda Rise Online'a göz gezdirmeye geldim. Premium'da çektim. Bir ay burada oynarım belki devam ederim. Bakarım artık duruma göre. Server değiştirmeyeceğim. Öyle bir düşüncem yok. Çünkü 80 level'e kasmışım. Meslekleri kasmışım. Bilmeyen arkadaşlara biraz bahsedelim. İlk doğduğumuz yer burası öncelikle. Oyun Türk yapımı. %100 Türk yapımı. İstediğiniz her şey var oyunda. Diğer MMORPG oyunlarına benzetmeyin alakası yok. Bu oyunda kasması da kolay. Arkadaş ortamı zaten çok kolay. Herkes Türk. I ile çantamızı açıyoruz. Çantamızda bakın ben bugün girdim. Materyalleri topladım biraz. Şöyle U'ya basalım. Karakter detayı. Ünvanlar daha gelmedi. Karakter bilgisi bildiğiniz gibi. Meslekler arkadaş listesi kılan ifade mesleklere baktığımızda burası ayrı bir dünya. Meslek kasan adamlar ne level kasabilir, ne oyunda başka bir şey kasabilir. Sadece meslek kasar. Buraya odaklanır. Bu biraz zaman alıcı bir şey. Ben burada harvesting'i kastım. Uzun sürdü. Çok da oyuna giren birisi değilim. Günde 2 saat giriyordum. 3 ay boyunca oynadım. 3 ayda bu kadar yapabildim yani. Bir de 80 level yaptım. 3 kere premium çekildi. İki tane elit çektim. Bir adet de XP Premium çektim sanırım. Tam hatırlamıyorum. Daha yükseydi yani. Oyunda para kasarak işte ben Rogue'ya elit yaptım. Artı yedi. Şöyle göstereyim. Şunlar var üzerimde. Okçu oynayacak, Archer oynayacak arkadaşlara yardımcı olmak adına. Küpü olarak da Assassin's Earring. Şöyle Swiftness var. Biraz daha düşük seviye. Yüzüklerde Swiftness. Daha çok ilerleyince işte Assassin'e döneceğiz burada. Biraz daha işte Dex veriyor. Savunması var. Swiftness'lerde savunma yok. Elimdeki silahımda Vixen artı 7. Artı 8 iyi olmasın? Darısı başımıza kasarsak olacak. İtemler de çok pahalı bir şey değil yani. Kendiniz kasabilirsiniz. İtemlerimizi geçelim. Craft'a bakalım. Craft'tan biraz bahsedelim. Craft'ta yüzük, zırh, işte silah, elbise gibi şeyler basabiliyorsun. Bunların daha artısını, daha özelini basmak için daha çok craft yapıp level attırman lazım. Şöyle mesela girelim. Bunlar bir levelmiş. Tamam buraya öğrenilmedi dediğin zaman gel abi aşağıya. Mesela bunun için 36 level, 38 level olman lazım. 40 level olman lazım. E abi bunların hepsini 1 2 3 4 5 buraya kadar gelmek çok zor. Çok emek vermen lazım. Ben daha çok materyal topladım. Bak mesleklerde bunları kasmak bile işkence. Benim için işkence abi. Ben günde 2 saat oynayan bir adamdım. Çalışıyoruz eve geliyoruz 2 saat oynuyorsun. Zamanını bunlara veriyorsun. Zaten zindanlar var. Zindanlara girersen zindan ödülleri var. Kutular var. İşte materyal veya itemler düşüyor. Onlar da para ediyor. Onları da çara yatırıyoruz. Daha iyi seviyelere gelebilmek için zaman vermek gerekiyor. MMORPG oyunları bu şekilde. He sen abi param vardır ben GB çekeceğim dersin. Çekersin 100 GB yatırırsın çara. Hop üzerini fullersin. O zaman savaşlara katılırsın, her yere girersin, çıkarsın yani. Craft dedik. Craft bu şekilde. Ben daha craftlara hiç bulaşmadım. Şuradan biraz iksir basmıştım. Şöyle göstereyim. 8 seviyeye kadar geldi. Bunlara pek odaklanmadım yani. Mesela harvesting kasan arkadaşlar burada patates, işte soğan, bilmem ne, domates kullanarak şunların levellerini aldırıyor burada size özel materyaller veriyor. Mesela ne diyor burada? Grillet. Neymiş abi? Bunu üretiyorsun 10 dakika boyunca %20 daha fazla exp veriyor. Nerede veriyor? Balık tutarken veriyor. Hepsinin böyle ayrı ayrı özellikleri var. Mesela buna geçelim. 10 dakika boyunca diyor %10 daha hızlı. Speed, balık tutma. Daha hızlı balık tutuyorsun 10 dakika. Şöyle 40 levele bakalım. Bu daha çok hoşunuza gidebilir. Full itemlere diyor RPR yapıyor. Bunu basıyorsun. Bütün itemler RPR Abi çok güzel. Niye olmasın yani? ama bu seviyeye gelmekte çok uğraştırıyor adam. Zaman istiyor. Çok zaman istiyor. Üst baş üretmek istiyorsan, bu işlere girmek istiyorsan bunlara da emek vermen gerekiyor. Geçelim. K'ye bastık. Skilllerimiz var. Biliyorsunuz bu karakter Rogue'a oluyor. Bıçakçı diyelim. Bakın burada kilit işaretleri var. Kilide bastığınızda bunu ayrı bir skill book istiyor. O da pazarda oyun parasıyla satılıyor. Veya size zindanlardan düşüyor. Hiç oyun parasıyla almasanız zindanlardan da düşürürsünüz yani. Bir levelden 80 levele kadar kasın. Bütün zindanlara girin. Şu karakterin 50 skill booku düşer. Emin olun düşer yani. Bu arada sağ üst köşeden Dorion 1 diyor. 2, 3, 4'e de geçiş yapabiliyorsunuz. Yani serverın içinde kanallar var. 4 tane kanal var. Geçelim 3'e. 3'e geçtik. 3'te de pazar var. Şöyle çıkalım Dorion'dan. İşte yeni başlayanlar oyuna başladı. Nasıl para kasacağız? Biz ne yapmamız lazım? Nasıl level kasacağız? Leveli zaten kasarsınız. Bunu kafaya takmayın. Bir sürü insan var. Gruplara girin. Sol alttan yazıyorlar. Bölgeye yazıyorlar. Hepsini yazıyorlar. Her yerde. işte buraya gelin. Şuraya gelin. Bak ezik kasabilecek var mı diyor. 42 level. Abi kasıyorlar. 1 ile 20 5 arası şuraya gelin diyor. Gidin. Zaten göreve tıkladığında şu işarete tıklıyorsun. Hemen gidiyor. NPC'ye gidiyor veya görev yerine gidiyor. Takip ediyor yani. Daha önceki rehber videolarımda da bahsettim. Kanaldan bakabilirsiniz. Parayı nasıl kasacağız? Kanalımda Dorion'da Materyal kasmak için bir videom var. O videoya bakabilirsiniz. Ben kendimce bir yol haritası çizdim Dorian'da. Devam edersin, videoyu izlersin, materyalleri toplarsınız, pazarda satarsınız abi. Bu kadar basit. Aksiyon olsa gelirsin, ne topladın? Domates. Fiyat 2.555. 2.500 koy gitsin. 1000 tane mi topladın? Koy sat gitsin yani. Ben materyalden çok para kazandım. Üzerimi materyalden dizdim. Materyal toplamayı da seviyorum. Bana bu şekilde daha çok zevkli geliyor. Kimisi farm kasıyor. Farm da kasabilirsin. Yapabilirsin yani itemine göre. İtemin varsa farmda dönebilirsin. Hızlı dönersin. Şöyle yapalım. Ben size bir taktik daha göstereyim para kasmak için. Bu oyunda deriler de çok güzel para yapıyor. Ben size bir tane de deri kasmak için yol göstereceğim. Gel abi buradan. Koş bakalım. Green Mor. Green girdik. Nereden gideceğiz? Bankanın hemen sağından. Atla abi. Hiç durma. Elimize de tabii bir tane bıçak. Dandik bir bıçak al. U'ya bastığımızda meslekler diyelim. Level 12 skinning yani hayvan kesip derilerini alıyoruz. Ne tür hayvanlar var? Zebra var, kaplan var, ondan sonra domuz var, geyik var. Dümdüz devam ediyorum. Benim sağ tarafta harita da var. Buradan bakabilirsiniz. Neredeyiz? Dorion 3. Bak şimdi. Bak iki tane stack. ZR. Bende Z tuşu Q'ya alındı. Ben kendim öyle yaptım. Hop. F'ye bastım topladım. Q, R, Devam. Atak tuşu bende Q. Değiştirebilirsiniz isterseniz. Devam. Yola bak abi. Buradan aldık. Bir sürü deri aldık. Bak devam. Durmak yok. Şurada var. İkinci posta. İnşallah kesmemişlerdir kesmişler. Burada oluyor normalde. iki tane bilginiz olsun. Hemen geliyoruz. Şu arkadaş kesti herhalde onları. İki adette burada oluyor. Bunları da kesmişler. Doğramışlar abi. Yol haritası belli. Bunlar doğdukça gelip keseceksin. Doğdukça gelip keseceksin. Kanalları değiştir kes. Kanalları değiştir kes. Materyallerini de topla burada çok kolay bir şekilde etliye sütliye bulaşmadan bak kaç slot saydık orada 1 2 3 bu da dördüncü slot bunları aynı anda kes ondan sonra zaten aynı anda çıkıyor çıktın mı çıkış saatini belirle F'ye bastım topladım bunların hepsi para abi hepsi para Hemen karşıya gidiyorum. Burada da var iki tane. Şu toplamış olabilir ya. Almışlar almışlar. Buradaydı almışlar. Dorion 4 diyelim. Bakın şu anda kasması daha kolay. Rise Online 26 Ocak'ta tam sürüme çıkış yapacak. Tam sürüme çıkış yapacağı için çok güzel reklam verdi. Herkes oyuna gelmiş. Başka oyundaki insanlar buraya geldi abi. Akıyor. Her yerde adam var keselim. Bak burada gördünüz mü? Dediğim yerde. iki tane oluyor normalde. Burada bir tane var. Kesmişler abi. Şimdi yeni oyuncular olduğu için materyaller de ne olur? Kıymetlenir. Kıymeti arttığı zaman materyallerin de fiyatları artar abi. Geldiğimiz yoldan dönüyoruz bak. Kanalı değiştirdim. Hop. Hemen burada bakalım şimdi o az önce kesilmişti. Görmeniz için gidelim. Burayı da kesmişler. Burada var. Bir de şu ileride var. Devamı nerede? Buradan aşağı iniyoruz. Hemen şu bölgede. Green geldik. Bankanın sağından ilerledik. Dümdüz koştuk. Bu kadar. Böyle bir çizgi var yani. Yol var. Bu yolu izlersen devamlı deri kasarsın. Sürekli kasarsın. Bak burayı kesmişler. Hepsini aynı anda kessen aslında. Hepsi de aynı anda çıkacak yani. Şuraya oturalım. Yeni başlayan arkadaşlara bu yardımcı olacaktır aktyon açalım bakalım ne kadarmış abi fiyatları mesela stak kestik şu anda 2.800 10 tane 2.800 2.950 103 tane hemen geldik burada kaç tane stak aldık çatır çutur hemen kesiyorsun abi bir sıkıntı yok yani materyalini toplarken arada gel buraya uğrat bu materyaller zaman zaman daha da değer kazanıyor. Nasıl değer kazanıyor? Oyuna bir event geliyor. İşte ne eventi geliyor? Craft eventi. Diyorlar ki atıyorum %30 %50 daha çok craft XPC alacaksınız. Herkes basıyor. Herkes basmaya başlıyor. Bu sefer ne oluyor? Bunların hepsi değerleniyor. Domatesler, soğanlardır, biberlerdir, bilmem ne ettir. Ve hepsi değerleniyor yani. Sen ne yapacaksın? Bunların hepsini toplayıp event çıkınca satacaksın. Bu sefer ne olacak? Daha güzel para kazanacaksın. Bu arada bunları toplamak için şuraya bakalım. Bak burada toplama araçları. Bu toplama araçlarını almayı unutma. Bunları nereden alıyoruz? Bak bankanın yanındaki NPC'den. Burası bankamız. F ile etkileşime geçiyorsun. İşte burası. Gel buraya abi. Bas F'ye. Repere de yapabilirsin. Mağazayı aç. Okumuz burada. Archer açanlar. Balık tutanlar. Solucan burada. Balık tutmak için bu mutlaka şart. Hemen geliyoruz. Toplama araçlarımız bakın burada. Orak, bıçak. Bak hepsi burada. Ne kadar? 10'ar K. Bu 10'ar K olanları al hepsini. Bak bu küreyi filan al. Ne yapıyorsun? Şunu da al taş kırmak için. Hepsini buraya koy. Ondan sonra bütün madenleri toplamaya başla. Her 10 levelde bir senin toplama araçların da değişiyor. 10 level toplayıcılık yapmak için 60 level olman lazım. 20 level toplayıcılık yapmak için 70 level olman lazım ve 30 level toplayıcılık yapmak için de 80 level olman lazım. Bunu da unutmayalım. Zindanlar hakkında da daha detaylı bilgi kanalımda var. Bunların da videosunu çekmiştim. Haberiniz olsun. Güncellemeye kadar buradayım. Savaşlara girerim. Zindanlara girerim. Aklınıza bir şey takılırsa yorumlarda sorabilirsiniz. Cevaplarım hiçbir sıkıntı yok. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Benden bu kadar. izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın dostlar.